Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malik Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velad-dallin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Elhamdülillahi kebira ve sübhanallahi bükraten ve asıyla. Mâ neharatin nehair ve tâfe bil beyti zâir. Ulaike yu'tevne ecrahum merrateyni bimâ saberu ve kebbirullâhe tekbira. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Sübhanellezî ceale hâzel yevme عيداً سعادة وكبر الله تكبيرا الله افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وكبر الله تكبيرا الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل فقد أصاب سنتنا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز و muhterem Müslümanlar, okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana
kin tutanlar var ya, işte soyu zürriyeti kesik olan onlardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı'nın ilk günü şöyle buyurmaktadır. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Aziz Müslümanlar, bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi buluşturan, şükrümüzü artıran Kurban Bayramı günüdür. Bugün kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve gayretin takva ve teslimiyetle güçlendiği gündür. Bizleri bu müstesna güne kavuşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramları barış ve sevinç günleri ilan eden sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Kardeşlerim, mümin gönüllere huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları taşıyan iman, itaat ve teslimiyet sembolü Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Kurban, Rabbimize yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakarlığın simgesidir kurban. Yaradana karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı da İsar ahlakını pekiştiren ve bizlere sahip olduğumuz nimetleri inandığımız değerler uğruna feda edebilme iradesi kazandıran büyük bir ibadettir kurban. Bayramlar ise ailemiz, akrabalarımız, din kardeşlerimiz ve tüm insanlarla bağlarımızın güçlendiği, millet ve ümmet olma irademizin tezahürü olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın hayata egemen olduğu müstesna zaman dilimleridir. Ayrıca Kurban Bayramı, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan haccın ifa edildiği, milyonlarca müminin Allah'a teslimiyetle Mekke-i Mükerreme'de bir araya geldiği mübarek bir zamandır. Ne var ki tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle bu sene Mescid-i Haram, Arafat, Müzdelife ve haccın diğer mekanları çok az sayıda Müslümanla mahzun, boynu bükük bir hac yılına şahit olacaktır. Büyük bir aşk ve heyecanla dünyanın her tarafından Müslümanları ortak bir değer etrafında bütünleştiren bir ibadetin tüm dünyadan Müslümanlarla büyük bir coşkuyla eda edilememesi, kutsal beldelerin özlemiyle yanan gönülleri derinden etkilemiştir. Bu sebeple bayramların birleştirici, teskin ve teselli edici özelliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. İnsanlık olarak içerisinden geçtiğimiz bu zor süreçte bayramların hatırlattığı değerler ve hayatımıza kattığı güzellikler
büyük bir nimet ve imkan olarak görülmelidir. Şunu iftiharla ifade edeyim ki, aziz milletimiz geçmişten bugüne nice zorlukları sabır, sebat ve azimle aşmıştır. İşte 86 yıllık hasretin ardından büyük fethin sembolü Ayasofya Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması, milletimizin sarsılmaz imanı, tükenmez umudu ve kararlı duruşunun bir göstergesidir. Allah'ın yardımı, milletimizin azim ve kararlılığı ile yaşadığımız küresel sıkıntıları da aşacağımıza ve daha büyük bir huzur ve coşkuyla yaşayacağımız bayramlara kavuşacağımıza olan inancımız tamdır. Dolayısıyla her şeye rağmen bayramı tüm güzellikleriyle yaşamaya gayret etmeliyiz aziz kardeşlerim. Sıkıntı ve musibetler karşısında gerekli tedbir, tevekkül ve teslimiyet anlayışıyla hareket ederek dayanışma ve yardımlaşma bilincimizi daha da güçlendirmeliyiz. Hanelerimizin huzur ve selameti için aklımıza tedbiri, yüzümüze tebessümü, dilimize selamı ve yüreğimize muhabbeti nakşetmeliyiz. İlgi ve yardıma muhtaç, yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin kimsesi olup sıkıntılarını gidermek ve kederlerini sevince dönüştürmek için gayret etmeliyiz. Dünyanın birçok yerinde bayramı zulüm, baskı, terör, hastalık, açlık ve benzeri tehditler altında geçiren din kardeşlerimizin ızdıraplarını daha derinden duymalı, maddi ve manevi yardımlarımız ve dualarımızla onların yaralarını sarmak için daha çok çaba göstermeliyiz. Kardeşlerim, bütün ibadetlerimizin olduğu gibi kurbanlarımızın da en önemli gayesi Rabbimize kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır. Takva şuuruna ulaşarak Rabbimizin razı olduğu kullar zümresine ilhak olmaktır. İnşallah bu bilinçle kurbanlarımızı keseceğiz. Hazreti İbrahim'in sözüne sadık oluşunu, Hazreti İsmail'in Rabbine teslim oluşunu kendimize örnek edineceğiz. Aziz kardeşlerim, değerli müminler, bu bayram temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır hadisi şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir hassasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde tedbirlere uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi de korumaya mecburuz. Kardeşlerim, kurbanlarımız bize emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım. Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde
ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim. Ayrıca Arafe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini unutmayalım. Kıymetli müminler, hutbemi bitirirken sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halas eylesin. Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun. Bayramınız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ele inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gur'el gur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam. Sadakallâhul azîm.